Ulan orada Lady Bird yazıyormuş, ben de Lady Bitch diye okuyorum. Şimdi bütün millet, bir şey söyleyeyim mi sana? Sanıyor ki biz sadece video çekiyoruz diye böyle yapıyoruz. Gerçekte de böyleyiz. Aynen. Arkadaşlar hepinize merhaba. Sesimden de anlaşıldığı gibi hastayım. Kameranın da aküsü donmadan önce sizlere biraz -15 derece Avusturya'da nasıl olur onu göstereyim dedim. Soğuktan gözlerimi açamıyorum. Cidden rezalet. Bakın şöyle arka tarafımı görüyor musunuz? Şu anda hava güneş olmasına rağmen -15 derece. Ve Mart ayının başına kadar da Charlie, hey! Charles, neyin? Bakın iteoğlu ite bakın. Görüyor musunuz? Gel buraya. Salak gidip karların içine giriyor. -15 derecede donup kalacak orada. Köpek heykeli olacak. Farkında değil aptal. Ah, Sibirya soğuklarını yaşıyoruz. Ve size şunu da söyleyeyim. Bu şu anda Avusturya'nın sıcak olan yerleri. Yani -30 dereceye kadar Charles, -30 dereceye kadar öyle söyleyeyim size. Şu anda Avusturya'da bir soğuk mevcut. Allah'a şükür diyorum, hani ben biraz daha dağ başı olmasına rağmen sıcak yerlerinde yaşıyorum. O -30'da nefes alamıyorum yani. Şu -30 derecelik yerlerinde olsaydım acaba ne halt edecektim? Bu arada biliyorsunuz mesela mazot bile -23 dereceden sonra donar. Her ne kadar kışlık mazot falan dedikleri bir şey var. -28'e kadar dayanıyor dese de arkadaşlar dayanmıyor. -25 derece dediği zaman mazot hapı yutuyor. Öyle söyleyeyim size. Yani en azından benim deneyimlerim. Bu yönde kusura bakmayın. Bitirmek zorundayım. Sadece size bunu göstermek istedim. Zaten konuşamıyorum. Ağzım burnum akmaya başladı. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Charles Komeya. Bir de derler ki İstanbul'un havasına bir de karısına. Lan o lafı yanlış söylemişler. Aslında söylemeleri gereken Avusturya'nın ne havasına ne karısına olacakmış. Yol videosunu gördünüz. Gelirken hiçbir şey yoktu. Şimdi etrafı sel, yağmur, çamur, kar götürüyor. Nasıl kar yağdığını görüyor musunuz? Bakın şuna ya. Aman yarabbim. Bilgisayarımı almaya uğramadan önce bankada ödemem gereken sigortalarım var. Anasını satayım. Cebimizi boşaltıp çıkacağız. Ne yapalım, bu hayat böyle. Ha? Kazandıklarımızı elde tutabilsek zaten güzel olurdu ama olmuyor. Evet arkadaşlar, ben şu faturalarımı ödeyeyim, ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. 2 dakikada kardan adama döndüm. Şimdi yavaş yavaş bilgisayarımı aldım. Dükkana doğru devam ediyorum. İnşallah biraz sonra yeni bilgisayarım gelecek. Arkadaşlar şansa bakın. Yeni bilgisayar, laptop olmak zorunda değilmiş. Şimdi dükkanın içindeyim. Gidip kendime herhangi bir bilgisayar, laptopun parası kadar bir şeyler arayabilirim. Tabii soru şurada. Acaba o laptopun işini görebilecek bir sistemi de o fiyata alabilecek miyim? Bana şans dileyin. Şans dileyin, evet. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Az önce nasıl kar yağdığını gördünüz. Şimdi kar durdu. Hava birdenbire ısındı. Ne diyeyim ya? Biraz önce Instagram'a bir fotoğraf attım. Beni Instagram'dan takip edenleriniz de görmüştür. Etmeyenlerimiz de şimdi etmeye başlayabilir. Laptopun yerine bana bir tane desktop PC verdiler. Fotoğrafı hani daha açmadım. Belki bir unboxing videosu yaparım. Şu anda bilmiyorum. Desktop PC verdiler. Öyle söyleyeyim size.
laptopun yerine getirdiklerini fazlasıyla yapacağını düşünüyorum. Yine 4 çekirdekli USB 3.0 falan olan. Bugün, yarın, bu hafta artık zamanım ne kadar izin verirse bir deneyeceğim bakalım. Eğer ki olursa, öyle söyleyeyim size, bundan sonra işlerime en azından bir kısmına desktop'la devam edeceğim. Onun dışında tabii ki bir tane Apple MacBook, daha doğrusu MacBook Pro laptopum da söz konusu. Onu da dışarıya çıkmam gerektiğinde kullanabilirim, her ne kadar eski de olsa. Şimdilik bu kadar. Banka da az önce açık değildi. Sigorta faturalarımı da yatıramadım. Şimdi onları da yatırayım. Cebimizi bir güzel boşaltalım. Uzun zamandır ben buralara gelmeyeli. Buralar bayağı değişmiş arkadaşlar. Bu odun da değişmiş. Gördüğünüz gibi benden önce yürüyor. Oğlum bir şöyle kamerada çık lan. Tövbe yarabbi ya. Gel ya bak. Ferhat, sence bunların içinde en çok hangisi bana benziyor? Ben kendimi buldum ama işte bakıyorum, bir de bu söylesin. Seni sikerler çocuklar işin namına koyarlar. Onu da göster göster. Bak oğlum, bak. Görüyor musun? Ben bunu benzettim. Bak. Sizin senin... yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumunu sikerim Ferhat senin. Oğlum bak, o senin gibi böyle parlak çocuklar değil mi? Tabii. Gümüşecik. Bak orada sakallı var. Bak burada sakallı var. Bizim bir arkadaşı birilerine benziyor. Hiç göstermiyorum. Bugün bunun götürenliği üstünde. Bir de bana dedi ki bunu mu paylaşacaksın? Evet, onu paylaşacağım. Ferhat, nereye gidiyorsun oğlum? Oradan döneriz. Tamam, beni bekle biraz. Allah'ım ya. Allah Allah. Atacağım seni şundan aşağı. Beni olmamak elde değil. Vallahi billahi. Şöyle sizlere de biraz ortamı göstermiş olayım. Arka tarafı bayağı güzel gördüğünüz gibi. O da lan karşıda bar mı? Kokteyl bar mı? Ne yani? Kafa salonlar. Sonra salonlarının girişleri. Bakın şöyle. Buralarda da böyle koltukları yapmışlar. Rahat rahat oturabileceğiniz tarzlar. Öyle zaman ne güzel ya. Buradan ben şurada bir oturmak istiyorum. Harbiden ha, tam böyle tam benlik ve kral gibi, değil mi? Evet, rahatım yerinde var. Şu ekranlar fakat güzel olmuş yukarıda. Bak şöyle gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten güzel olmuş. Ulan çocukluğumdan beri böyle bir şey kazanmak istiyorum. Şimdiye kadar kazanması nasip olmadı. Kim bilir, belki günün birinde YouTube Oscar'larını kazanırım. Yani hiç belli olmaz. Değil mi Ferhat? Oscar'ın üstünde oturdular seni. Çocuk senin anın kurma Allah'ı. Senin var ya. Ulan orada Lady Bird yazıyormuş. Ben de Lady Bitch diye okuyorum. Bak şurada Lady Bird diyor ya. Onu böyle bir çöl olarak okuyayım. Tamam, oturayım. Ha? Da bu beni taşıyacak mı? Göster. Kime benzetiyorsunuz beyler? Arkadaşlar, bu çocuk bir göt veren. Uzun zamandır ben buralarda olmadığım için şey yapmış. Biraz böyle egosu tavan yapmış. Onun egosunu indirmemiz lazım. Aa lan, ninja kaplumbağa diyordum. Bakın burada ninja kaplumbağa da var. Çocukken bayılırdım abi ninja kaplumbağalara. Hangisiydi bu? Michelangelo. Michelangelo turuncu bu muydu lan? Brazil. Ha? Evet arkadaşlar, bakın antrenmanlarda da ninja kaplumbağalar gibi disiplinli olmanız lazım. Söylemedi demeyin. Mesela gördüğünüz gibi bu yanımdaki fazla vitaminli Ferhat antrenmanlarda disiplinsiz olduğu için olmadı. Disiplinli olsaydı güzel bir şeyler çıkardı ortaya. Çünkü içinden geçiriyordu. Sen oldun da neye yaradın? MR Olimpiya mı oldun diye. Çok oldu. Olamadık ama işte ne yaparsın? Thank you.
hala duruyor. Bakın bakın. Aldılar. 2000 yaptı. 2900 hala. Lan bas. Beyefendi 1200 yaptı. 2000 yaptın. Konuşup durma hala. Lan göstersene. Hadi lan hala artistik yapıyor. 2000. O başkasının skoru 2000. Adam ecel terlerini döküyor. Hadi. Hadi. Yaklaştı biraz yüzüne. Ulan üstünde tişört var. Bende bu var diye. Öyle üç kağıtçı bir adam ki bu. Fark etmez. Nasıl olsa şimdi baskette tekrar geçireceğim sana. Buyurun Kanat Bey. Ladies first. Attım lan attım. Hayır. Ladies first ver bak. Ladies first ya. Öyle görüyor ki bütün bir basketçi değilsin Kanat ha. Evet. Oğlum ne oldu ne oldu? Girmiyor mu? Hadi hadi. Az daha zorla Ferhat. Sana yetişti. Hadi ben bir şey görmüyorum. Ne oluyor? Hadi ben bir şey görmüyorum. Tamam sen bir şeyler yapıyorsun. O toplar iki de bize dışarıya. Şuna bak 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 bak. 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 Bak sen böyle bak. I'm sorry. You have not been honest. 18 tane. Ya bu bir şey değil. Siz bakmayın diyor. Siz bana bakıyorsunuz. Evet. Al bakalım. Son çekimimiz. Evet. Bakalım 18'i geçebilecek mi? Ole! He. Ne oldu? 2. Buyurun kendi gözünüzle görün. Böyle birisinin canı çok bir şey istediği zaman senin gibi, tamam mı? Ona vermezsen bir tarafları düşermiş, öyle söylerler. Sende düşecek bir şey kalmamıştır. Vallahi hepsi var, istersen bir aşağıda yoklama çek. Para almıyorum. Ey Allah'ım ya. Vallahi 35 yemin yaşında, ediyorum bak. 35 yaşında Elizabeth çekiyorsan vah haline. Oğlum sen beni kendinle karıştırdın herhalde, açtırma benim ağzımı. Açtırma, oralara girmeyelim. Bu arada, şimdi bütün millet bir şey söyleyeyim mi sana? Sanıyor ki biz sadece video çekiyoruz diye böyle yapıyoruz. Gerçekte de böyleyiz. Aynen. Arkadaşlar bu gördüğünüz adamlar ne yazık ki gerçek. Oğlum ben vazgeçtim. Bak burası çok pahalıdır. Bizi batırır. Ayın sonunu getiremeyiz. Acımızdan ölürüz, sürünürüz. Daha bilmiyorum arkadaşlarımla gördüğünüz gibi. Hani fark etmez ya. Ferhat nasıl olsa Ferhat ısmarlı değil mi? Bu gidişle benim sayemde Ferhat onun sonunu getiremeyecek.